Evet, merhaba hocam. Hocam nasılsınız? 30 saniye önce gün boyu süren bir eğitimi tamamladım. Şimdi evrenin öbür tarafına ışınlanarak buraya geldim hızlıca. Hmm. Bu programa katılıyorum. Ne güzel. Bir koşturmacayla geçiyor günlerimiz. O da şey oldu değil mi hocam? Bir toplantım var falan diye eşim de benim o tarafta bazen yer değiştiriyoruz falan. Sen burada yap, ben burada yap falan. İnsan olunca kendi alanını bir iş alanına çeviriyor gibi yani. Bir şekilde işler devam ediyor. Bir koşturmacamız var. Bizim evde 4 ofis var şu anda. Home office. Eskiden işte 3 oda bir salon falan, 2 oda bir salon gibi şeyler deniyordu ya. Artık şu kadar ofis diye herhalde evler planlanacak, düşünülecek. Değil mi? Tasarımlar hayatımızı değiştiriyor diyorlardı. Şeyi getirdi aklıma. Bu farelerin insanlık hayatına çok büyük katkısı olmuştur falan diyorlardı. İnsanlara girdikleri için odalarına, tek alanda yaşadıkları için hayvanların yanına geliyor fareler. O yüzden oturma odası ve yatak odası ayrılmış falan diye bir kavram vardı. Şimdi onu getirdi aklıma. Bizim de bu Covid bizi, bu virüste bizi ofis odası ve misafir odası falan diye ayıracağız gibi gözüküyor. Bakalım. Evet arkadaşlar, ben Mustafa Acungil, Emre Tuna Aydın hocamız misafirimiz. Artık hani kalıcı bir misafirlik gibi daha çok. İK üzerine, insan üzerine bir seriyle devam ediyoruz. Ve bu haftaki konumuz ataleti yenmek, kariyerde ataleti yenmek. Atalet nedir hocam? Belki hani atalet kavramından kelime olarak biraz eski bir kelime gibi duruyor ya. Yani doğru, çok haklısın. Türklerimizin yaş durumuna göre falan belki biraz oradan girmek uygun olabilir. Ya şöyle, Türkçe tabii ki dünyada mesela çok zengin bir dil diye biliniyor. Bana kızmasın, ben de hani ülkemi, milletimi severim. Ama Türkçe maalesef hani çok zengin bir dil değil arkadaşlar. Nedeni de hani günlük hayatta 200-300 kelime kullanıyoruz, gittikçe küçülüyor ama yani İngilizce'de mesela dar sokak anlamına gelen şey var. Siz onu dar, uzun sokak diyorsunuz ama orada pen mi? Öyle bir kelime var. Tam hatırlayamadım şimdi. Yani kavramlara ne kadar at verirsek o kadar aslında düşünce dünyamız zenginleşiyor. Şimdi atalete geliyorum hemen, merak etmesinler. Japonca'da işte pazar günü şeyi var. Ben bu örneği duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü herkesin mesela aklında şu an Allah'tan kalktı gibi de şimdi Haziran'da ofisler de dönüyor, bakalım ne yapacağız. Herkesin aklında şey var hocam. Pazar günü pazartesi sendromu diye bir şey var. Japonca'da böyle bir kelime var. Hani o kelimeyi söylediğinizde uzun uzun ya pazar günleri benim canım sıkılıyor, işe dönmek istemiyorum, içimde bir anlam veremediğim sıkıntı var gibi şeyi, kocaman cümleyi hemencecik bir kelimeye sıkıştırabiliyoruz. Ataleti ben mesela eskiden şey zannederdim. Tembellikle çok karıştırıyor. Yani mesela Tembellik Hakkı diye de bir kitap var. Onu da buradan önerelim. Tembellik böyle bir tercih gibi. Ya ben çalışmıyorum arkadaş, ben tembel adamım diyen yani insanlar bile var. Benim de var öyle çevremde arkadaşlar. Ama atalet bir eylemsizlik hali olarak tanımlanıyor. Yani siz şunu biliyorsunuz mesela. Ya ben hani dijitalde bir örnek veriyoruz, onu verelim. Ya ben dijitalde bir şey öğrensem çok iyi olacak. İş hayatına, kariyerime bunu katsam kesin param artacak. Daha iyi bir evde oturacağım. İnsanlar beni takdir edecek. Bunu biliyorsunuz. İçinizde de hissediyorsunuz. Ama yataktasınız sabah mesela şu an. Ya o günde tatil gibi böyle. Açık mesela gidip de bir ardan çalışmak falan. Hani istemiyorsunuz. Pardon, istiyorsunuz atalette. Ama yapamıyorsunuz. Ama yapamıyorsunuz. Sanki gelmiş Karabasan gibi. Bu aralarda da çok değişik rüyalar görüyorum. Sürekli film gibi, aksiyon rüyası gibi hocam. Bir gidiyorum vampirler falan. Çok etkilendim nelerden bilmiyorum. Aynı bu gerçek hayat gibi düşünün. Sizi bir şey tutuyor. Kapıda böyle tutuyor, diyorsunuz ki yok arkadaş yapamaz. Bunu nasıl atlatırız tabii. Siz bu konuda bence tırnak içinde aşırı iyi bir örnek gibi gözüküyorsunuz. Belki sizi bu yayından ben çıkarayım falan. Öyle örnekler de var ya hocam. Yani böyle sizin gibi iyi örnekler de belki. Geçen bir sendrom okudum. Bulamadım şimdi adını. Kusura bakmayın. Yani okuduğum bir yerdeydi. Şimdi aklıma geliyor spontane. Şöyle bir şey var. İnsanlar niye bunu yapmıyor? Yani bakın sabahleyin bir yayın vardı Faruk Eczacıbaşı'yla. Ona da sordum. Birazdan onun cevabını da notlarımda var. Onu da paylaşacağım. Ama böyle bir sendrom varmış. Her şeye de sendrom diyor da psikologlar. Böyle bir sendrom da varmış. Çok popüler oldu bu alanda. Adını bilahare hatırlayamadım, kusura bakmasınlar ama şu, siz eğer başarılı olursanız, psikolojik olarak arkadaşlar, başarılı olursanız gruptan kopmak diye bir korku varmış. Hmm. Çünkü çoğu insan zaten mesela
tembel ve ya da ya da bir şey yapmak istiyor ama yapamıyor. Eğer siz o grupta bir şey yapan olarak adledilmeye başladığınız zaman beyniniz ve psikolojik olarak durumunuz gruptan kopma endişesi. Ki stresin, buyurun. Sürüden ayrılanı kurt kapar diye var ya atasözümüz bizim o konuyla. Kesinlikle yani bu şey gibi, bu Mesnevi'nin hikayesine benziyor. Tavşanın hani aslanla birlikte kuyuya gitme hikayesine benziyor. Geçmişte de bahsetmiştik ondan. Gerçekten sizin birazcık böyle sürüden kopmamak için başarısızlığa gittiğiniz gibi bir şey de var. Bunu bir belki fark etmek lazım. Siz ne dersiniz hocam? Benim şeyde 24 kariyer tuzağındaki tuzaklardan bir tanesi Superman. Onu aslında en kahraman Rıdvan diye yazacaktım ama onu hatırlayanlar az olur diye. Eski Gırgır'da vardı bir en kahraman Rıdvan. Hani Superman olayı şey, kendini çok daha iyi görüp, yani hakikaten iyi de olabilirsiniz bu arada. İnsanların yapamadıkları şeyleri yapmak, sonuçlar almak falan filan. Ama gruptan ciddi anlamda koptuğunuz zaman bu kişisel performansının hiçbir faydası olmaz. Hatta çoğunlukla düşmanlık yaratır. Sizin de başınıza belalar oluşturur. Dolayısıyla da şey, çok da verimli, yararlı olmaz. Aslında orada süpermenlik kendinle habire bir şeyleri kotarmak değil de o grubu da yönetmek, yönlendirmek, belki kendi yetkinliğini başkalarına da katmak, onları da yetiştirmek, geliştirmek falan gibi düşünmek gerekli. Bir de ataleti ben sadece harekete geçememek olarak görmüyorum aslında. Çok aşırı çalışkan görünümlü çok atıl insanlar da var. Yani deli gibi çalışıyor, acayip işler yapıyor falan, çok yorucu işler yapıyor. Ama aynı şey yani otomata bağlamışsın. Eylemsizlik de şeydir ya hani, eylemsizlik aslında mevcut durumu devam ettirmeyle ilişkili bir şeydir. Mesela duran bir şey durmaya devam etmek ister. Sağa doğru belli bir hızla hareket eden bir şey yine sağa doğru o belirli hızla hareket etmek ister. Yani onun hızını değiştirmeye kalktığında ya da yönünü değiştirmeye kalktığında o da orada ona yönelik bir eylemsizlik gösterir. Aslında burada ikisini de belki ele almak lazım. Yani bir yandan harekete geçememe durumları var insanların ama daha çok da dönüşememe durumları var. Yani bir tanesi tembellik gibi de karıştırılabilen bir şey dediğin gibi. Yani ve onu teşhis etmek daha kolay görüyorsun falan. Ama bir öte yanda bir bakıyorsun aslında çok yoğun olarak gözüken bazı insanlar da atalet içinde. Mesela şeyi fark ediyor, kariyerinde işte şunu da katsam dönüşeceğim diyor ya. İşte diyelim ki data science yetkinliği edinsem aslında bana çok değer katacak falan. Ama bir bakıyorsun boş durmuyor ki zaten. Aslında diyelim ki çok yoğun olarak eski tipte işleri yapmaya devam ediyor. Yani oradaki atalet şeyle ilgili. Harekete geçememek değil de hareketi dönüştürememek. Yani performansı yenilikçi bir şeye doğru geçirememekle ilgili. O yüzden bence burada çok çok büyük tuzak var. Yani olay sadece şey değil. Hani ben ya ataletle ne alakam olur, ben zaten iyiyim, çalışıyorum falan diyen insanlar da aslında atalet içinde olabilirler. Yön problemi de biraz evet, var gibi değil mi? Şartlar hızlı değiştiği zaman. Şimdi biz dünyada koşturuyorduk, belli bir şekilde gidiyorduk. Ama mesela Covid tüm dünyaya bir böyle fren bastı. Atalet ne anlama geliyor burada? Mesela ön camdan çıkma ataleti. Şu anda Amerika'nın yaptığı olay ne? Ön camdan çıkmak. Yani diyor ki ekonomi çok önemli, ekonomiyi döndürmem lazım. Ben böyle trilyon dolarlık iş çeviriyorum burada. Bunu durduramam yani, durdurmam mümkün değil. O zaman ne oluyor işte? Şartlara uyum sağlamadığın zaman 2000-2000 galiba öyle gidiyor değil mi? Günde 2000 kişi ölüyor Amerika'da yaklaşık. Evet evet kesinlikle. Yani Amerikalıların çok farklı bakış açıları var ya. Kültürler değil mi hocam? Ne dersiniz? Böyle bir bakıyorsunuz bir insan topluluğuna. Coğrafyadan tabii çok etkileniyor. Çok farklı kararlar alıyor. Dün bir tane belgesel izliyorum. Japonlar 1929 buhranı oluyor. Büyük bir hani ekonomik kriz 1929 yılında. Amerikalılar diyorlar ki ya bizi de alın. Ya bu ülke. Biz yeni daha feodal düzenden toparladık kendimizi şey yapıyoruz. Amerika diyor ki biz diyor sarı insanları almayız. Gazetede manşetler falan var. Yani insan tarihi de çok güzel şeylerle süslü değil maalesef. Ne kadar böyle biz iyi şeylerden bahsetsek de. Japonlar diyor ki şimdi görürsünüz sizin diyor Pearl Harbor'u, Hawaii'yi falan havaya uçuruyorlar. Bambaşka bir ulus doğuyor falan filan diye. Çok farklı tabii ki Amerikalıların düşünceleri de. Atalet hocam, yani burada benim aklıma şey geliyor. Tabii yönü söylediğiniz zaman eski benim ekipten bir arkadaşım diyelim.
Telefonda bir gün bir yazı gördüm. Dedim bu nedir ya, nasıl bir fotoğraf? Şunu fark etmiş genç bir kız kendinde. Yeni mezundu, 2 sene falan olmuştu. Ama çok önemli bir nokta. Ben dedim ki ya ben 35 yaşındayım, ben böyle bir soruyu sordum mu diye düşündüm. Bakın soru çok basit aslında. Harekete geç ama mutlaka yönünü ve hızını da tayin et diye böyle arka plan resmi yapmış. Ya şimdi bizde şöyle bir şey var. Bizde şimdi belki ben de onun tetikçilerinden biriyim tırnak içinde diyelim. Ya data çalışın, data çalışın, böyle zirvelere gidiyoruz falan. Artık kendimden de sıkıldım diyeyim. İzleyenlere de çok üzmeyeyim. Hani böyle çok fazla belki de, yani herkesin de o yöne gitmesi gerekiyor mu? Kesişim alanı doğru mu? Yani yönü ve hızı gerçekten kontrol edebilmek çok 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 zor bir şey. Yani ataletle ilgili bir şey de önerelim. Belki biraz şimdi bizim sohbetimiz soyut. Belgeselin ismi de Netflix'te İkinci Dünya Savaşı 3. bölüm diye de yakınken söyleyeyim. Yani şöyle, belgeseli çok güzel, renkli görüntüler var orada. Şöyle bir şey hocam, ben böyle cevap verince karıştırıyorum, çok da sözümü unutuyorum. Bir soruyu soran bana ne söylediğimi de hatırlatırsa çok daha iyi olur. Ne diyordum hocam ben? Kendinizi o kadar çok şey... Yönü ve hızı belirlemeyi söylüyordun hocam. Hocam doğru. Şimdi yön ve hız belirleme konusunda da bir tespit konusu çok önemli. Ha, şimdi geldi aklıma. Mel Robbins diye bir tane kadın çok popüler bu konuda. Ataleti yenmek konusunda. Ben çok aynı fikirde değilim ama hani literatürde en çok verilen örnek diye bir paylaşayım. Biraz da işe yaradığına dair de böyle Quora'da falan paylaşımlar var. Şimdi yatakta oturuyorsun sabah. Ben bugün arkadaş yatacağım izinli. Hiçbir şeyde çalışamam, kusura bakmayın. Açarım şey neydi, kanaldaydı da şimdi yeni dizi başlamış. Neydi hocam o, bu yaprak dökümü. Açarım onu, sabah akşam eski diziler de var, izlerim diyorsanız. Böyle bir şeyiniz varsa şunu öneriyor. Diyor ki bir şeyi yapmak istediğinizde yönü ve hızını söylemiyor ama başlangıç noktasında onun aklına şurada gelmiş. NASA bir gün roket fırlatıyormuş. Bu da CNN'de bir spiker, yapmak istediklerinin hiçbirini yapamıyor hayatında. Çok kızgın, böyle bir ekonomik kriz döneminde ailesiyle bir bakmış roket fırlatılıyor. Rokette ama ne oluyor tabii, geri sayın. 5, 4, 3, 2, 1 ateş diyor ya. Aynı diyor yöntemi aldım. Kendisine sabahları söylüyormuş. Diyormuş ki bak birazdan şeye başlayacağız. O başlangıç, başlamak için yarı saat daha tamamı diyoruz ya, sayıyormuş. 5, 4, 3, 2, 1 başla diye o anda diyor bir yataktan kalkma hissiyatı ve işe başlama hissiyatı yaşıyorum diyor. Ben de bir iki kere denedim, fena değil yani, biraz mantıksız gibi gözüküyor aslında izleyenler de, yani bu kadar mı basit diye. Ama bayağı işe yaradığını söyleyen insanlar var. Belki de bunu Bununla da araya ilgili sıkıştıralım. kural koymak diye söylüyorlar. Şimdi beyin kuralları seviyor. Niye seviyor? Çünkü kısa yolları seviyor. Enerji harcamayı çok sevmiyor. O yüzden de şöyle bir durum olduğunda şunu yap diye bir şeye alıştırdığınız zaman kendinizi çözmek yerine kendiliğinden kolayca hallolabiliyor. Mesela diyelim ki uykuyla ilgili bir problemi var bir insanın. Misal ben hani çok uyumayla ilgili sıkıntılarım oluyor. Aslında şöyle bir kural koysam ya 11 civarı biliyorum da aslında yani 11 civarı uyku gelir gibi olduğunda yat. Yani hani bir 5 dakika 10 dakika falan geçirme orayı. Çünkü o şey hani uykunun demi olan bir vakit. Mesela bu basit kuralı uygulamaya geçirsem aslında uyku problemlerimin büyük bir kısmını çözmüş olurum. Yani o işte basit kurallar beynin kabul ettiği, kabullendiği basit kurallar çok işe yarayabiliyor. Ama orada şöyle bir şey var tabii. Zeminin buna hazır olması lazım. Aslında şey olur ya bir işte hasta iyileşti ama belki de doktorun verdiği ilaçtan değil de iyileşeceği vardı iyileşti. Hani biraz böyle şeyler de olabiliyor. Yani o kişinin aslında düzeleceği varmış. Yani o düzelmeye yatkın bir ruh hali içine girmiş. Beyin kimyası ona yakın bir hale gelmiş. Karşısına çıkan bir şeyi fırsat olarak kullanıp hayatına sokabilmiş. Biraz bu işte ataleti nasıl yeneriz ya aslında konumuz. Burada da biraz öyle düşünmekte fayda olabilir. Yani bizim için çok zorlu bir şeyi halletmek o kadar kolay olmayabilir. Gerçekten hani aşmak için defalarca çeşitli yollar denedim ama aşamadığım bir konu varsa onunla ilgili biraz böyle iklimimi değiştirecek ufak tefek başka şeyler yapmak faydalı olabilir.
Yani diyelim ki zorlandığım bir şey var. Hani kendi şartlarımda bir türlü onu aşamıyorum. Diyelim ki sigarayı bırakmak. Hani bir insan sigarayı bırakmayı takmış kafasına, uğraşıyor uğraşıyor ama aşamıyor bir türlü. Ya da işte işinde belli bir hedefi var. Hani kariyer için edinmesi gereken önemli bir yetkinlik var. Diyelim ki İngilizce öğrenmek. Yani İngilizceyi ciddi geliştirmesi lazım. Öyle olabilse işte önemli fırsatlar karşısında. Ama bir türlü yapamıyor. Çeşitli yöntemler denedi falan. Bu tür durumlarda benim önerim iklim değişikliği. Yani hani o konuyla doğrudan mücadele etmek yerine aslında böyle genel iklimimi değiştirecek ufak tefek başka şeyler yapmaya başlamak. Mesela diyelim ki sigarayla ilgili olarak sigarayı bırakmak belki doğrudan bırakmaya yönelik çalışma değil de benim böyle sigara içmemi tetikleyen faktörler ne? Neler sigara içmemi istetiyor bana? Ufak ufak onlarda değişiklikler yapmak. Ya da işte diyelim ki İngilizce öğrenmeyle ilgili doğrudan İngilizce öğrenmenin kendisi değil de mesela muhatap olmayla ilgili konuları artırmak gibi. Böyle bazen ataletle ilgili de hani eğer şekilde doğrudan mücadele ederek çözemiyorsam tabii iki türlü atalet, hani yön değişikliği değil bu, harekete geçememekle ilgili olan, belki de böyle ufak tefek davranış tarzında değişiklikler, ufak modifikasyonlar olan şeyler yapıp mesela hayatımda belki yeterince ilgi çekici şey yok. Hani tat vermiyorlar. O yüzden böyle. Hani böyle ilgimi çekecek bir şeye yönelmek. Belki basit bir hobiye yönelmek ataleti yenmeyi sağlayabilir oradan. Çünkü o ortamımı değiştirmeye şey olabilir, vesile olabilir. Şey yani, konusunda çok haklısınız hocam. Bu fonksiyon konusu çok önemli. Bu psikolojiyle de ben de naçizane bir şeyler okuyorum, ilgiliyim diyelim. Hani bilgili olduğum bir alan değil ama ilgili oldum. Oradan bir şeyler kesmeye çalışıyoruz kendimizce. Yani bir şeyin fonksiyonunu tasarlamak, matematikle bütün her şeyin ilgisi çıkıyor ya. Yani çok şaşırıyorum. Felsefe zaten matematik. Bugün Faruk Bey'le etkinlikte dedi ki ya bundan 150 yıl önce felsefeci bütün bir insan bütün işleri yapabiliyordu dedi. Bugün hiçbir iş yapamıyor dedi. O yüzden matematikle çok ilgili bir konu da bu. Fonksiyonlar hatırlıyordur lisede ya da ilkokul matematiği lisede veriliyor diye biliyorum. Fx, f parantez aç x hatırlarlar. Niye yaptık bunu falan filan diye. İşte belki bu fx'in içine biz fonksiyon yazıyorduk ya, hatırlarlar belki. Ben de zar zor hatırlıyorum, merak etmeyin. Ama şöyle olabilir. Bu fonksiyonun içine işte yapamadığımız işin ne fonksiyona yaradığını bulmak. Bu aralar ona taktım. Yani mesela şu. Mesela ben söyleyeyim. Hep hani bu samimi olarak paylaşıyoruz ya şeylerini. Söyleyeyim. Bir tane bakın bir strateji oyunu var. Industrial Giant diye. Ya muhteşem bir oyun. Ama MIT'de falan oynatılmış işletme. O iyi örnek. Onu böyle öneriyorum da ben işletme öğrencilerine falan. Çok güzel. Ticaret yapıyorsunuz yani. Yıllar değişiyor. 1929 buhranı. Canlı bir oyun yani. Çok da grafikleri de güzel. O değil de Age of Empires diye bir oyun var. Ya taktım buna atlılar falan. Tarihe de ilgim var. Bu boş zamanda bulunca günde böyle bir şey yapıyorum yani, çalışmayla conversion rate yaptım yani. Eğer bir saat oynuyorsam 3 saat çalış gibi kendime kurallar yaptım hani atalet falan. Sonra dedim ki ya bu oyun benim şeyimde ne fonksiyonu var? Yani çünkü galiba keyifli zaman geçirmiyorum. Ya yani tamam bir çalışma yapıyorum ama keyifli zaman geçiriyor muyum ben? Çünkü insanlardan da şimdi uzak kaldığımız için keyifli bir sohbet, şimdi siz de sağ olun iyi oluyor bu perşembe günleri. Bizim bir sohbetimiz oluyor, katılımcılar da sağ olsun. Ama onun dışında keyif, hayattaki keyif oranı azalıyor. Yani sizin hayatınızda diğer şeyleri yapmanıza engel olan şeyi bulun. Fonksiyonu ne diye sorun. Sigara da olabilir bu. Ya hep aynı kötü insanları bulmak. Bunun fonksiyonu ne? Mesela onunla ilgili bir küçük örnek. Neyi tatmin ediyor? Yani orada da şöyle bir şey var hocam. Hani insan niye aynı tip mutsuz insanları buluyor, sizi mutsuz edecek? Nedeni de şuymuş. Beyin diyor ki yani psikolojik olarak bir yerde okumuştum. Diyor ki ya arkadaş geçmişte bu olay kötü bitti aynı insanla. Diyor ki ben o örneği alacağım, benzer kişiyi bulacağım. Halbuki biliyorsunuz mantıken yine kötü olacak. Ama diyor ki bu sefer iyi olacak diyor. Çok aslında duygusal da bir konu. Ama ataletin önündeki engellere fonksiyonelite açısından bakmak lazım. Ya bu ne iş? Her şey bir işe yarıyor kesin. Kesin. Hani taş da bir işe yarıyor, hava da yarıyor, toprak da yarıyor. Biliyorsunuz zaten artık sürdürülebilirlik konusu da önemli. Bu yüzden biraz fonksiyonelite açısından bakmak gibi geliyor hocam bana. Bir de şey de düşünülebilir. Şimdi atalet de bir belki bilinçaltımızın bize verdiği mesaj olabilir. Yani normalde bir ağrıyı düşünün.
normalde bir yerim ağrımaz. Vücudum halleder işleri. Ağrı dediğim şey vücudumun halledemediği, bilinçaltımın yönetemediği, müdahale edilmesi gereken bir şeydir ve bir uyarı olarak verir ağrı şeyi. O bilinçaltımız bize bir uyarı vermiş olur. Bu sıkıntı, kaygı gibi şeyler de aslında bilinçaltımızın bize verdiği uyarılar. Ben normalde rutin bir şekilde yaşamımı sürdürebiliyorken bu tür özel duygu durumları söz konusu olmuyor. Yani o sebeple de normal hayatımı sürdürebiliyorum. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki o beni üzüyor mesela. Ya da kaygı duymama sebep oluyor. Bu duygular aslında bilinçaltımın bilinç seviyesine gönderdiği işaretler. O yüzden de ataleti de böyle düşünebilirim. Ha, niye atalet duygusu içindeyim? Çünkü aşağıda denklem çalışmıyor. Yani bakmış etmiş bilinçaltım diyor ki mesela ya verdiği hedefleri, yani bilinçaltımıza verdiğimiz hedefleri o derin varlığımız yeterli görmüyor, uygun görmüyor, kayda değer görmüyor belki, anlamsız buluyor. Hani anlam olduğu zaman atalet olmaz zaten. Hani bir şeyleri anlamlı buluyorsak, yeterince güçlü bir anlam yükleyebiliyorsak o zaman o yönde hareket ederiz. O yüzden de şey yapmamız gerekiyor. Hani bunu da bir sinyal olarak düşünüp belki niye ben bu duygu durumu içindeyim? Acaba bunun sebebi nedir? Biraz kendimize odaklanmamız gerekiyor. Bu arada kariyere geçelim. Sigara konusu ben bilmekten hocam kırılacağım şimdi. Sigara anlaşılan. Sigara gibi bir hanımefendi var, sağ olsun, teşekkür ediyoruz ama bir şeyi de söyleyelim tabii, bir şeyi ne kadar da kurtulmaya çalışırsanız o kadar da hani size yapışır diyelim. Ama kesinlikle öyle, Alışkanlıkların Gücü diye bir kitap da var. Oradaki hani hikaye de rutin yaratmak, rutin köşeleri yaratmak diye. Mesela ben bir alışkanlık yarattığımda mesela bir uygulama yapmam lazım. Dedim ki ya şu köşeye benim uygulama köşem olsun. Gittim hocam oraya, o malzemelere gittim, böyle bir köşeye koydum. Hep geçtiğim köşe ama. Hep geçtiğimde orayı görüyorum. Bu sefer diyorum ki ya şunu bir karıştırayım. Oradan hemen işe gidiyorum. Yani kariyerdeki atalete de tabii ki buradan geçelim. İnsan kaynaklarında kariyerdeki atalete de. Geçmiş yayınlarda umarım beni dinleyenler yoktur. İstifa edin kağıdı yazın falan diye. Ama onu tabii ki söyledim. Vermeyin sakın İK'ya diye. Ama gerçekten birazcık da öyle. Mevcut işin ataletinden kurtulmak için bu rutinden kurtulmak. Çok eskiden Radikal diye bir gazete vardı. Onun bir reklamını hiç unutmuyorum. Adam geliyor bütün günü aynı falan filan. Aynaya bakıyor aynı diye. Gerçekten eğer böyle bir görev tanımınız varsa iş dışında ne yapıyorsunuz? Mesela şimdi insanlar bizi bazen şey dinlemiyorlar, böyle örnek verelim. Mesela Faruk Bey'i biraz örnek vereyim. Faruk Eczacıbaşı. Hani Bilişim Vakfı'nı kurmuş, gerçekten de saygın bir insan. Farklı görüşleri de var. Orada onun da Daha Yeni Başlıyor diye bir kitabı da var. Ona şeyi sordum. Yani farklı bakış açıları bizi zenginleştirir mi? Nasıl yapmak lazım? İK'nın etkisi ne olabilir? Yani yeni bir şeye başlarken insanların ne yapması lazım gibi şeyler sordum. Bana bu sabah şeyi söyledi. Yani biz dedi, yani benim... Yani bir insanın bir açıdan bir şeye bakmasıyla elde ettiği zenginlikle farklı açıdan bakması çok farklı dedi. İzleyenlerin de tahmin edeceği gibi paralel bir şey söyledi ama isimle alıntı yaptığımız zaman belki daha etkili oluyor. Biz de benzer şeyleri söylüyoruz gerçekten. Yani sizin farklı bakış açılarını burada keşfetmeyen insanlar kesin vardır. Yani lütfen sorsunlar kendilerine. Ataleti yenmek için bunu da kullanabiliriz kariyerde. Yani farklı bakış açısı ne demek istiyorum? Bir olayı, ben bunu mesela çok geç öğrendim. Hani kabul edeyim, kötü örnek verelim. Gerçekten çok geç öğrendim. Mesela uzun süre ben en iyi fikrin kendimin olduğunu düşünürüm. Yani bunu itiraf edebilirim burada. Sonra belli bir süre sonra böyle birkaç insandan daha böyle güzel şeyler görmeye başladım. Onların sonucunun çok farklı noktalar getirdiğini açmaya başladım kendini. Bu da belli bir şeyle birlikte oluyor. Bunu kendinizi açtıkça diyorsunuz ki ya ben bunu nasıl görmedim? Bunu mesela fark ettiğim bir şey söyleyeyim size. Eğitimlerde mesela eğitim veriyorum bir konuda. Uygulamalı İK analitik. Ya şimdi bu konuda bayağıdır, yıllardır eğitim veriyorum. Hani Türkiye'deki ilk insanlardan biri falan, bayağı şey yapıyoruz falan gibi. Böyle başkalarının söylediği sözler bu. Ya eğitimin başında hocam bir soruyorum. Diyorum ki ne bekliyorsunuz diye. Öyle beklentiler, öyle değişik talepler, öyle şeyler geliyor ki benim verdiğim eğitimi %30 zenginleştiriyor kafada. Yani farklı bakış açıları da kariyerdeki ataleti önlemek için, hemen bağlayayım,
İş zenginleştirme kısmı çok önemli. Faruk Bey'e şunu da sordum. Dedim ki ya bir insan nasıl olmalı bu çağda? Ya dedi ki Emre, ben dedi çok iyi elektrik mühendisi buluyorum dedi mesela. Çok iyi dedi adam. Çok iyi dedi, verici de buluyorum artık dedi. Çok iyi ya dedi, süper. Ama dedi neyi bulamıyorum biliyor musun dedi. Tam bütün bir insanı bulamıyorum dedi. Mesela hem elektrik mühendisi, hem gitar çalan, hem resim yapan, hem bir sporla uğraşan insanı bulamıyorum dedi. O insanlardan fayda elde edebiliyorum. Çünkü dedi sadece insan tanımı biraz değişiyor dedi. Yani sadece elektrik mühendisi ya da mühendis ya da doktor neyse, sadece o olan insanlar belli bir süre sonra o profilde gidiyor ve düşüyor dedi. Ki çok doğru. O yüzden iş hayatında, kariyerde ataleti yenmek için farklı alanlarda, gönüllü projelerde çalışmak lazım. Birçok CEO'nun hayatına bakın. Şundan daha çok tecrübeleri oluyor. Yaptıkları işten değil. Yanda gönüllü yaptıkları ya da bedavaya yaptıkları işlerdeki elde ettiği deneyimler, inanın CEO koltuğundan 2-3 kat daha CEO'luğa taşıyor onları. Bu çok mesela önemli gibi. Çok insan da bir hobiyle ilgilenmeye başlıyor. Sonra bir bakıyorsunuz o hobi o kadar önemli hale geliyor ki yani asıl işini hiç kimse bilmiyor. Hani hobisi onu çok daha iyi bir noktaya doğru getirebiliyor. Biraz aslında şey sorun da var bence. Oyunlaştırmadan uzaklaşmamız. Yani hani eğlence, keyif, oyun. Hani mesela cep telefonlarındaki oyunları düşünün. Niye böyle uzun süreler oynuyoruz onları, onlardan kopamıyoruz falan. Çünkü insanın zihninin ne istediğini biliyorlar. Yani beyni kaşımayı biliyorlar. Böyle ilgiyi çekmek, ilgiyi canlı tutmak, orada ölçülen bir şeylerle bir takım şeyleri ilerletmek, onun işte hızını iyi bir şekilde ayarlamak vesaire. Bunları çok iyi yaptıkları için, beynimizin hoşuna giden bir şey olduğu için ondan ayrılmak zorlaşıyor. Biraz böyle kariyeri de sanki oyunlaştırmak önemli olabilir. Yani mesela yeni yönelmek istediğimiz alanların neler olduğunu belirledik. Onlarla ilgili böyle hedefler belirlemek, ufak tefek ölçen şeyler koymak, hayatımıza girmesini ve hayatımızda sürekli kalmasını sağlayacak şeyler yapmak. Bunları yapmadığımız zaman zamanımızın içine giremiyor. Bir de şey yanılgısı çok önemli tabii. Ben hep derim çevik yaşamla ilgili anlattığım şeylerde de, bir şeyi haftana sokamıyorsan hayatına girmeyecek demektir. Yani o uzun vadeli hedefler falan çoğunlukla bundan dolayı, oradaki atalet temelde bundan oluyor. İnsanlar kısa vadeye indiremiyorlar. O hep uzun vadede kalıyor, bir türlü ulaşılamaz hale geliyor. Oysa ki onun küçük küçük parçalarını hayatımıza sokmaya başlasak, o zaman oraya doğru ilerlemeye başlayacağız zaten. Yol yürüdükçe kolaylaşacak. Yani daha hızlı bir şekilde oraya doğru gidebileceğiz. Ama hayatımıza sokmadığımız zaman şey de oluyor. Kaygı olarak kalıyor o. Ömrü boyunca aynı şeyi yapmayıp aynı şey nedeniyle stres yaşayan insanlar var hocam. Ömrü boyunca ben tanıyorum mesela. Diyor ki ya benim İngilizcesi de iyi bu arada. O dili, yani o dilde bölüm okumuş. Bitirmişsin yani. Bitirmen imkansız şimdi bölüm. Ya diyor ki benim İngilizcem kötü. Hep bununla ilgili stres yaşıyor mesela. Ya arkadaş, yani ya bundan şey yap, ya bundan vazgeç, ya da ondan vazgeç. Ya da yani şunu da yapabilirsiniz. Dersiniz ki arkadaş ben öğrendim. İş hayatında da kullanmıyorum. Bu da bir tercih. Böyle diyen insanlar da var. Hiç umurunda değil. Dünya yansa umurunda değil. O insan profili bence çok daha verimli bu arada. Çünkü bir şeyin stresi, geçen stresle ilgili de bir yayın yapmıştık. Yani YouTube'dan izleyebilirler arkadaşlar. Orada da stresin stres yarattığı da çok nokta. Yani ataleti konuşuyoruz ama atalet şuna neden oluyor. Bir strese neden oluyor. Strese neden olduğu zaman diğer sistemlerinizi de bozuyor. Yani bütün bu arada arabalarla bu yayında konuşmadık. Arabalar 10 günden sonra aküleri bitebiliyor. Herkes bu yayından sonra bir arabayı çalıştırsın diye. Atalet küçük... arabaya da yaramıyor yani. Arabaya da yani eylemsizlik arabaya da yaramıyor. En tehlikeli araba biliyor musunuz hocam? Ben bir ara bir galericiden duymuştum. Ya bir tane araba gelmiş bunlara şey. Araba böyle yıllardır garajda yatıyor. Adam da almamış. Demiş ki ben onu alamam. Çünkü yağ tamamen döküldüğü için bir daha çalıştığı ilk zamandan itibaren bu araba artık mahvolur diye. Yani sizin acaba yağınız da İşte bu sizi haftanıza girecek küçük de olsa şeyler olması lazım. Yani ben geçen yayınlarda birinde geleceği de konuşmuştuk. Şimdi kanepeye doğru bakıyoruz burada. Yani hayat buradan kanepeye kadar geçen süre bence. Hani bir şey yaptınız yaptınız. Yani giderken sağa dönün sola dönün. Ya da araya bir tane bant koysun herkes. Hani siyah bir bant çekin. En azından bir çizgiyi sınırı geçtiğinizi bilin. Hayatınızın kötü tarafına geçiyorsunuz.
Dinlenmek tabii ki güzel ama dinlenmek yorulunca güzel oluyor hocam. Yani ben şimdi mesela spor yapmıyorum bir süredir. Ya spor yapınca bir dinlenmek, yani onda geliyordum eve bisiklet kullanıyordum falan. Yani yaptıkça, araba çalıştıkça aslında daha da iyi noktalara geliyor insanlar. O yüzden başlangıç noktasındaki önerim, hani bu 5, 4, 3, 2, 1 sayımı olabilir. Ama bir şekilde başlamak noktasında bir metafor, sizin dediğiniz o beyne kural setini vermek kısmı oldukça önemli. Ondan başladıktan sonra geriye bir şey kalmıyor zaten hayatta. Kaygınızı ve keyfinizi yönetin. Yani illa öğreneceğiniz şeyler paraya da dönüşmüyor olabilir. Gönüllü projeler de çok değerli olabiliyor size. Genel bir yanılgı şey, hani ben kariyerimi yönetiyorum. Ya gideceğim şimdi Darül Aciz'e, orada insanlarla uğraşacağım falan. Hani mesela düşünelim şimdi böyle, ya ben otururum onun yerine. Böyle kariyer profillerimiz de var. Diyor ki ben bir şey öğrenirim. Bu gönüllü projelerle uğraşmam diyor. Halbuki gönüllü projede iletişim öğreniyorsunuz. Sizi mesela öyle birisi tersliyor ki orada, yardıma gidiyorsunuz. Ya öyle bir söz söylüyor ki şimdi, hani siz de kızmanız lazım ama kızamıyorsunuz mesela. Büyük bir iletişim sınavı hani gibi. Ya da size öyle bir teşekkür ediyor ki, teşekkürü nasıl karşılayacaksınız? Mesela bir yetkinlik daha yeni çağ ile ilgili, networking. Yani networking derken illa biriyle tanışmak değil, biriyle bilgisiyle tanışmak. Networking'in çok büyük yanılgısı, bugün Faruk Bey'in notlarından da bir iki şey söyleyeceğimi söyledim. Hani insanları tanımak ayrı bir şey, insanları bilgisiyle tanımak ayrı bir şey. Yani bir insanı tanırken çıkarcı demiyorum ama bir şeyi için tanımak lazım. Kariyerinize niye bunu söyledim? Şimdi atalet kariyer diyorduk, ilgisi var mı? Networking'e geçti, konu iyice karışıyor gibi. Halbuki var. Kariyerinizi zenginleştirmek için başka insanlara ihtiyacınız var. Kariyerinizdeki atalet için. Olmadığı zaman zaten durgun göl haline geliyor olay. Yani hani suyu düşünün. Giren yok, çıkan yok. Yani hiçbir iletişim yok başka su kütleleriyle. Orası ne oluyor? Durgun bir göl haline geliyor ve hastalıklı bir hale geliyor o zamanla. Akım, etkileşim, aktarım, bunlar çok önemli. Şeyde Peter's Principle diye bir konu vardır. Beni böyle titretecek derecede etki yapan bir şey. Peter bilmem kim diye bir adam ama Peter's Principle diye geçiyor. Diyor ki herkes hak etmediği yere kadar yükselir. Çok böyle beni titreten bir şeydir yani. Hani insanlar işte geliyor bir iş yapıyor. Tamam, orada bir başarı kazanıyor, terfi ediyor. Başarı kazanıyor, terfi ediyor. Başarı kazanıyor, terfi ediyor. Sonra başaramıyor. Başaramadığı için orada kalıyor. Ama insanlar da hep başaramadığı yerde kalıyor. O değil zaman mi? Ne oluyor? Baktığın zaman çevremdeki insanlar aslında hak etmedikleri yerlere kadar gelip orada kalmış insanlar temelde. İşte ataletle ilgili çok büyük bir tehlikeyi işaret ediyor bu aslında. Yani bir insan işte şeyi bıraktığı zaman, değişmeyi, dönüşmeyi, kazanmayı, başkalaşmayı bıraktığı zaman aslında şey yapıyor. Yani hareketsizlik bir şey yapmamaktan da kaynaklı olabilir. Ya da aynı kalıpta sıkışıp kalmak, aynı şeyleri yapmakla da ilgili olabilir. Böyle hak etmediği, önemsiz, değersiz olduğu bir noktada oluyor. Yani bunun çözümü ya şey olacak. Yani ben işte şirkette diyelim ki yükselirken bir yerde diyeceğim ki yok dur. Ben burayı hak ediyorum. Burada yaptığım şeyden keyif de alıyorum, yapıyorum. Beni terfi ettirmeyin. Ben bunu yapmak istiyorum. Mesela yurt dışında örnekleri var. Yönetim kademesine gitmeyen, teknik uzmanlıkta kalıp hani kıdemli, aşırı kıdemli teknik uzmanlıkla falan onunla ilgili çok iyi tatip edilen insanlar var. Ya öyle bir şey yapman lazım ya da sürekli olarak hani daha yeni, daha sonra, daha sonrayı hak edecek şekilde davranmak. Hani tabii bu daha sonra şeye de benziyor. Böyle askerliği düşünün, kıdem alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. İşte orgeneral, tuğgeneral, tümgeneral, orgeneral, korgeneral, orgeneral. Sonra onun üstünde ne var? Hürgeneral. Yani işte emekli olmak var mesela artık. Hani oradan emekli oldun. Hani ondan sonrası var yine falan. İşte de belki artık iş bizi tatmin etmeyecek bir noktaya gelecek bir noktadan sonra. Bu da yine önemli tuzaklardan birisi. Pek çok insan şey yapıyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. İşte alabileceği şeyleri alıyor ama artık onun işin verebileceği bir şey kalmıyor ona. Yani maaşına ekstra zam yapamaz, ünvanı verdi zaten, hak ettiği ünvan, o daha fazlasını veremez. Orada mesela başka bir şeylerle, ya bir hobi olur dediğin gibi, gönüllü organizasyonlarda bir şeyler yapmak olur falan. O aşma, dönüşme, değişmeyi yine bir şeylerle beslemek gerekiyor. Öyle baktığın zaman, yani Peter's Principle açısından baktığın zaman,
aslında atalet böyle %3-5-10'un sorunu değil. Sanki çalışan iş gücünün %kaçının sorundurdu hocam? Yarısından fazlasının sorundurdu yani gibi geliyor bana. Şöyle söyleyeyim. Yani hiç şeyi hatırlamıyorum ya. Yani biz yani arkadaşlardan izleyenler var mı da onu da bilmiyorum. Çok kişiye de haber de vermiyorum böyle bir yayın falan var diye şeydi. Yani şunu düşünüyorum şu anda da. Mesela Eczacıbaşı, Sabancı yani 5-6 tane büyük şirkette çalıştım insan kaynaklarından. Çok insanla da iş mülakatı, iş çıkış görüşmesi, iş görüşmesi yapma fırsatım oldu. İş sırasında da İK'cılarda da şöyle bir şeyi hatırlamıyorum. Yani şu işe de bir başlayayım hemen yapayım ne güzel olacak diyelim. Valla hiç hatırlamıyorum. Bir yeni mezunken işe alırken heyecanlanıyorlar böyle mülakatta falan. Bir gidiyor 6-7 ay sonra. Ama mesela birkaç profil hatırlıyorum. Onlardan örnek vereyim size. Ataleti yenmiş insanlar. Meraklı ve keyifli insanlar oluyor. İşle ilgili ben ona bir şey sormuyorum. Diyorum ki sorunu söylüyorum mesela çocuğa. Diyorum ki ya arkadaş Ahmet bak böyle böyle bir sorun var. Ya bizim bunu yapmamız lazım. Benim elimdeki öneri bu. Ben senin yöneticin olarak. Ama sen ne dersin? O diyor ki ben bunu bir düşüneceğim, bir bakayım. Ben diyor bugün erken çıkayım mesela. İyi diyorum peki git arkadaş. Ben de neyi yöneteyim? Gerçekten de bizim şeyde bizim niş bir alan olduğu için böyle yapma fırsatlarım oldu gerçekten de. Yapmadığım yani sabahlara kadar kaldıklarımızı da sayalım da ayıp olmasın şimdi. Adaletli olurum. Ya sonra adam bir fikirle geliyor. Bütün şeyinizi değiştiriyor sizin. O yüzden buradan kariyer ve İK olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bir iş yapıyorsanız, örnek verin mesela sadece bordrocuyum. Ya da IT'de örnek verin. Ben networkçuyum. Bence çok geç artık. Yani kesinlikle bir iş daha yapmanız lazım. Peki en az kendi alanınızda iki iş zenginliği olması lazım. En az. Yani ben mesela hem ücretçiyim hem HR IT'ciyim biraz. Hatta biraz da finans öğrendim falan. Ticaret kanunu okudum falan diye. Üçlü ayağa çıkıp hani onun üzerinden yükselmeye bakın. Eğer tek ayağınız varsa, yani tek işiniz varsa, yükselmeniz çok zor. Doğada da yani çok zor. Tek ayaklı bir şey yani. İşini korumak da çok zor. Çünkü o iş yarın öbür gün çok daha az insanla yapılabilir hale gelebilir. Belki de o işi yapanların yarısı işinden olacak birkaç sene içinde. Yani yedek bir şeyiniz yoksa ciddi sorun olabilir. Yedekleme planı şimdi geldi aklıma spontane. Bütün şirketler yedekleme planları yapar büyük şirketler. Ben de o çalışmaların içinde zamanında bulundum. Şöyle yani aslında veriyle de yapılmıyor da hadi neyse diyelim bir center'a yollanıyor merkeze 100 kişi. Bunların kim kimin yedeğidir önce kişiye sor sonra adama test yap falan gibi böyle yedekler yapılıyor ama sizin yedeğiniz nerede? Onu sorayım ben. Kendime de sorayım şimdi. Sizin yedeğiniz nerede? Yani şunu söylemek istiyorum. Yani siz bu işi bir gün çağrıldınız Covid sonrası. Ya arkadaş bak bu işi artık bilgisayar yapıyor. Sen de hani alıyorsun, kopyalıyorsun. Çok iş böyle bu arada artık. Hesap uzmanları bile yani çok büyük maaş alıyorlar falan. Kızmasın arkadaşlar da bana. Tanıdığım insanlar da var. Ya yaptığınız iş aynı şey diyorum. O yüzden sizin kendi yedekleme planınızı sorayım ben. Yani kendime de sorayım. Ne demek istiyorum? Kendi adınızı yazın. Mesela yazıyorum kutuya Emre Tuna Aydın. Altına bir ok. Yedekleme planları İK'da böyle yapılıyor. Kim? Yeşil olan bir yıl içinde yerleşebilir. Sarı olan 3-5 yıl içinde, 3 yıl içinde, 5 yıl içinde de kırmızı olan. Böyle bir plan. Bütün hala literatür böyle maalesef. Kötü plan ama böyle. Düşünün kendinizi 0-1 yıl içinde hangi işte zenginleştireceksin? Sizin yedeğiniz Emre Tuna Aydın kim? Onun yedeği kim? Ve 5 yıl içindeki yedeğiniz kim? Oturun bunu kağıda yazın. O kağıdı da atmayın. Bugünün tarihini atın. Güzel anılara dönüşüyor. Ben çok buluyorum öyle eskiden yazdığım şeylerden. Bunu yapmadım ama ben. Şimdi spontane geldi aklıma. Sakın hani ukalalık olarak algılamasınlar ama gerçekten biz insanlar için İK olarak yedekleme planı yapıyoruz. Kendi yedekleme planımız ne? Bilmiyorum. O yüzden bu konuda ataletten kurtulmak, kariyerde ataletten kurtulmak için o kartı gösterebilirsiniz. Sarı kart diyelim biz ona. O sarı kartı kendinize gösterin. O yüzden kariyeri olanlara geçen şeylerde bir istifa yazdırıp verdirmemiştik. Bu sefer de bir yedekleme planı yaptırmış olalım. Kendi yedeğiniz kim? Hayatınızda çünkü devam. Öldüğünüzü düşünün ya herkese. Hani Allah korusun ama öldünüz. Ya düşünün etrafta da dolaşıyorsunuz. Ya keşke şunu yapsaydım. Keşke bunu yapsaydım. Değil mi? Hayat böyle. Var da eski böyle diziler. Çok korkutmaya da gitmeyelim insanları. Bence iyi bir motivasyon aracı değil ama. Yani üzücü olur. O yüzden bugünün keyfini çıkarmak için bugün çalışmak lazım. Ve şeyi de bir yanlış başarı algısı var diye düşünüyorum hocam. Ben sizle de bu sohbetlerimizi hatırlarsınız belki.
böyle şunu zannediyor insanlar. Biz ikimiz ya da sizi mesela örnek vereyim ben hadi kendimi de dışarı bırakayım. Ya siz böyle hep çalışıyorsunuz, hep çalışıyorsunuz ve daha fazla çalışmanız lazım. Aslında bir egosal belki de durum, daha fazla çalışmam lazım, daha fazla çalışmam lazım değil. Bir dengeden de bahsediyoruz aslında. Bir conversion rate'e taktım bu aralar dönüşüm oranına. Perakende de çok kullanılır. 7 yıl çalışınca biraz etkilendim. Bir şeyin dönüşümüne bakın. Ya arkadaş bir saat oynuyorsam 2 saat çalışırım. Bir şeyi kurun. Yani kendi içinde dengesiz olduğu zaman böyle insanların hani böyle hep filmlerde de Hollywood filmlerinde şu var. Çocuk çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor gecelerce. Yine çalışıyor, yine çalışıyor ve başarıya ulaşıyor. Böyle bir şey de çalışıyor. Arada sorun da yaşıyor. Top oynamaya da çıksın bu çocuk. Yani dengesiz bir başarı modelinden de kurtarmak lazım kendimizi. O da bence önemli ataletlerden bir tanesi de yüksek vitese takılı kalmak. Yani o öyle çok insan var. Hani durup düşünemiyor, durup bakamıyor ya da keyif alıcı bir şey yapamıyor falan. O kadar hıza, o kadar bağımlı bir hale gelmiş ki her şeyi böyle yapmak etmek, yapmak etmek falan şeklinde ilerliyor. Çok enteresan bir örneğini yaşamıştım bunun. İşte Microsoft MVP olayı vardı, Most Valuable Professional diye. 8 sene MVP'ydim ben. İşte senede bir Seattle'da şey olurdu, bir summit olurdu, oraya gidilirdi, gelinirdi falan. Giderken de doğrudan uçak yok, işte New York'tan, Los Angeles'tan falan. Şimdiki aklım olsa birer hafta falan giderdim önden arkadan. Böyle 2-3 gün ekstra hani orada geziyorduk falan filan arkadaşlar. Ya. Bir gün hatırlıyorum şey yaptık. New York aktarmalı olarak dönüyoruz. New York'a iniyor uçak. 3-4 saat sonra Türkiye uçağı kalkıyor. Yani arada maksimum 5 saat falan var. O sürede bir arkadaşla beraber gittik şeye, New York'a indik. Orada Doğal Hayat Müzesi var, bir koskoca bina. O müzeye gittik ama şey, nasıl kaptırdım kendimi öyle bir şey, hala hayret ediyorum. Her serginin önünde durup fotoğraf çekiyoruz. Ayaklarımıza kara sular indi. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şeye bakmış durumda değiliz. Her şeyin önünde fotoğrafımız var. Yani bu yaşayamamak değil mi? İnsanlar var mesela. Başarıyor bir şeyi, o başarının tadını süremiyor. Ya da işte diyelim ki işte ben şimdi kitap okumakta kendimi frenlemeye çalışıyorum bazı yerlerde mesela. Sözü de evet. Falan ama onu şey yapabiliyor musun, sindirebiliyor musun falan. Hani o yüksek hızla takılmak da bir atalet aslında. Yani o keyif faktörünü es geçerek işte o hayatın daha sevimli taraflarını biraz ihmal ederek hep işle ilgili, hep işte bir şeyler başarmakla ilgili, o da bir atalet bence. Değil mi? Başarı ataleti diye bir kavramı da buradan hani vardır kesin öyle bir kavram da konuşmuş olduk. Ben de bir örnek vereyim, güldüm çok şeyden dolayı. Yani düşünün 7 yıl arkadaşlar Microsoft'un en değerli insan seçtiği insan Amerika'ya gidip de bir gün tadını çıkaramamış gibi düşünebilirsiniz kendimizi. Hocam bu kendimizden kötü örnekleri iyi ki siz de açtınız. Vallahi iyi oldu. Ben de bir kötü örnek vereyim. 27 yaşındayım, böyle mezun olmuşum falan filan, daha kaç yıl deneyimim var bilmiyorum, 26 yaşındayım ya da böyle müdürlüğe adayım falan, böyle uluslararası bir şirket, iki bilgisayarla çalışıyorum ama keyifliyim de, herkesle proaktif, yani iletişimim de iyi falan, dışarıdan kendimi söylüyorum ya, diyorum böyle yapalım HRIS konusu şöyle falan filan. Bir gün beni direktör odaya çağırdı, dedi ki Emre, dedi, pasaportun var mı? Dedim ki yok hani pasaportum. Dedi ki İngiltere'de de bir proje var, seninle birlikte gideceğiz dedi. Ya şirket de 130 ülkede falan, böyle proje lideri de sen olacaksın dedi. Dedim Burcu Hanım olabilir dedim. Ne konuda? OCR dedi. Dedim bu fotokopi cihazlarındaki OCR mi? Tanıma sistemi mi? Yok dedi, bu organization işte bu yedekleme performans planları falan. O değil dedi, hemen veri düşünme dedi. Tamam dedim, peki ne zaman gidiyoruz? Hızlıca dedi hazırla, 2 hafta sonra gidiyoruz. Ya dedim ki süper, İngiltere'ye gideceğim yani, bir de İngiltere vizesi, business almak falan zor. Bilirler insanlar. 6 ay business'ım var. Gittik İngiltere'ye, bir tane fotoğrafım yok. Yemin ediyorum. Yani böyle bir şey yok. Gittim. Zaten gece 12'de uçağa gittik. İngilizler de sabah 7'de toplantı yapıyor. Hadi o da 4'te bitiriyor ama en azından. Gezdik falan ama hiçbir fotoğraf çekilmedim. Yani biraz dolaştım alanlarda, alışveriş falan ama bizim direktörle de birlikte. Ya insanın hiç mi bir... Hani eşim soruyor falan, şuraya gittim mi? Yok dedim, gitmedim ya. Hani yani birazcık da böyle şey yazabilir insanlar. Ya bunlar hak etmeyenleri yollamışlar falan diye yazabilir bize ama. Yani
birazcık acımasız olmuş ya. Ben orada hep işi düşündüm, çalışmalar yaptım falan, bir şeyler falan, ama ne yapıyorum ki yani? Hani ne ki bu? Hani burada da şimdi yani bir çalışma yapsak ne olabilir ki, değil mi, maksimum? O yüzden birazcık kendinize vicdan diye de ben mesela yani uzun ömrüm boyunca çok yoğun çalıştığım söylenemez ama etkin çalışmaya biraz kafayı takan bir insanım ben de. Ama birazcık kendinize de atalette, tamam, ataletten kurtulmayı konuştuk, birkaç yöntem önerdik, onu da somutlaştıralım. Ama kendimize de biraz vicdanlı olmamız lazım. Bir conversion rate. Yani bir şeyi yapıyorsan arkadaş, bu işin keyfini de süreyim diye de bir şey var. Yoksa emekli albay gibi ömrünüz boyunca o şöyleymiş, bu böyleymiş diye bitersiniz, hür general olursunuz. Sizin de dediğiniz gibi. Buyurun. Mutluluk gerekli midir diye bir soru gelmiş hocam. Şimdi ataleti yenmekteki amacımız ne? Bununla da bağlantılı olarak da düşünülebilir. Mutluluk sence gerekli mi? Yani peşinde koşulacak şey mutluluk mudur? Ya da mutlu olmadan da anlamlı bir yaşam olamaz mı? İlla mutlu olmak gerekiyor mu? Ya ikili bir hayat şeyi var ya, galiba kesin yani. Ben bunu çok, hani bu yin yang falan, iyi ve kötü bir arada olması falan lazım diye. Yani hijyen faktörü diye bir söz var. Yani ben mesela hayatımda çok beni etkilemiş bir şeydir. Hijyen faktörü olmasa bence dünya harika bir yer olur ya. Hani marjinal fayda gibi düşünün. Düşünün yani, tam böyle bir dalış yaptığım ilk günü hatırlıyorum. Bak, Datça'dayım. Gece dalışı yaptım, ilk dalışım hocam. O dalış var ya, hayatımda ömrüm boyunca gözümden gitmiyor. Yani o suya girişim bazı insanlar için korkutucu olabilir ama yeni bir uzaya gitmek gibi bir şeydi benim için yani. Böyle bambaşka bir şey. Ama sonradan belli bir şey sonra o hissiyatı kaybettim. İşte hijyen faktör bu kaybı gösteriyor. O yüzden iyinin ve kötünün, yeni şeylerle mutluluğun çok daha yeni, hani bu pazarlamacılar çok kullanıyor ya bu sözü. Aynı ürün. Yıllardır yeni yazıyor ya üzerinde. Yani yıllardır yeni bir ürün. Hiç değişmedi mesela. Hatırlıyorum, yeni diyor, çubuk kraker. Nasıl yeni canım, ben hani çocukluktan tanıyorum yani, bunun yenisi mi olur? Aynı tuzlu kraker işte. Yani o yüzden birazcık da belki mutluluk gerekli midir? Kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Mutluluk için ne gereklidir kısmına gidersek, serotoninin hareket ettiği bir video vardı Twitter'da falan. Serotonin mutluluk hormonu. Bildiğiniz yürüyor ya, hani mikroskopta bakmışlar. Dedim ki yani mutluluğun kendisi bile yürüyor. Yani hareket ediyor. O yüzden hareketle ve yenilikle mutluluk çok kesişim alanı. Ama kötü şeyler olmadan da kısıtlar olmadan da onların hiçbir tadı kalmıyor gibi gözüküyor. Bir denge. İkili mi üçlü mü bilmiyorum ama hocam. Üçüncü ayağını bulamadım. Hep ikili ya, iyi kötü var. Ortada da bir şey var mı, o kısmı da izleyenler yazsınlar. Vallahi bilmiyorum. Aslında buyurun. Yani kendimiz için doğru kompozisyon neyse doğrusu o gibi gözüküyor. Yani kimisi için mutlu olmak çok önemli olabilir. Kimisi için o kadar önemli olmayabilir. Biraz ben bunu anlam fonksiyonu gibi görüyorum. Hani makine öğrenmesinde falan da bir değer fonksiyonu kavramı vardır. O değer fonksiyonunu maksimize etmek, oradaki işte kopmayı azaltmak falan gibi şeyler vardır. Bence burada insan için de gerekli olan anlam fonksiyonu. Yani benim daha anlamlı bir yaşam, beni tatmin eden bir yaşamın içinde mutluluğun belli bir oranı olur tabii ki. Ama bu kimisi için çoktur, kimisi için azdır. Mesela mutluluk eğer şeyse, bir insan için nihai amaç konumundaysa, o çok önemli, çok değerli, tek başına önemliyse çok kötü. Çünkü o zaman şey, o insanda mesela etik, ahlak diye bir şey kalmaz. Değil mi? Çünkü kendimi mutlu etmek için işte başkalarının mutsuzluğu, başka şeyleri hiç görmeme, görmezden gelme falan bir sürü şeye sebep olabilir. O yüzden de böyle tek bir şeyin aşırısı değil de böyle uygun bir kompozisyon. O uygun kompozisyon ne olduğu da bence kişiden kişiye değişiyor. O yüzden de hani herhangi bir kişiye reçete gibi, ya senin %20 mutluluk, %50 gayret, %10 hedef falan gibi bir şey yazabilmemizin pek olası olduğunu düşünmüyorum. Hani kişi kendini tanıyacak ve o kendisi için anlamlı olan, değerli olan, hani yaşamaya değer olan unsurları belirleyip ona göre bir kompozisyon sanki belirlemesi lazım. Bu aslında çok büyük, evet. De temel şeyi burada gibi gözüküyor. Yani eğer o anlam kompozisyonunu mantıklı bir şekilde oluşturursam, o zaman ona yönelik olarak hani hareketsizlikten harekete geçmem de mümkün olur. Ya da yanlış bir yönde yaptığım bir hareketi, yoğun bir hareketi açısını değiştirmek, dönüştürmek de mümkün olur. Ama onun için önce kendim ikna olmam lazım.
Yani sadece bilinç seviyesinde değil, bilinçaltı seviyesinde de kendimi ikna etmiş olmam lazım ki orada harekete geçebileyim. Mutlulukla ilgili hocam şeye geliyor. Yani şunu bir kere hani biri soru için teşekkürler. Siz şimdi bir şeyler söyleyince de aklıma spontane şeyler de geliyor ama önemli bir nokta şu. Büyük bir mutluluk ütopyası üzerinde yaşıyoruz gibi. Çok doğru bir noktayı söylediniz. Ben ikili ayak dedim, üçlü ayak dedim. Siz de dediniz ki bir kompozisyon. İkisini birleştirebiliriz. Yani sakın ola ki izleyicilerden özellikle genç arkadaşlarda da çok oluyor. Belli bir yaşı kırınca oradan sonra da oluyor. Yani aslında hep oluyor diyebiliriz. Ne oluyor şu? Ya benim hayatımda kötü giden şeyler var mesela. Diyor ki ya neden bu, neden bu, neden bu? Niye ben mutlu değilim? Keşke şöyle sizle bir dizi çekelim bence biz YouTube'da falan. Yani biz belki olmayız oyuncu ama en azından senaryosunu yazarız. Çok mutlu insanların hayatı olsa. Mutsuzluğun mesela en büyük intihar oranları, en yüksek intihar oranlarına baktığınızda çok şeye sahip olmuş insanlar oluyor. O yüzden yani birazcık bu sosyal medyanın yarattığı şeyde biz de oradayız ama şimdi hani iyi bir araç için kullanmaya çalışıyoruz diyelim bakalım. Ama bu da çok tehlikeli de olabilir. Bilmiyorum bizim için de olabilir. Ama mutluluğu böyle kocaman böyle evinizin en güzel köşesine koyacağınız bir şey olduğunu ben düşünmüyorum hedef olduğunu. O noktayı yapanlar hani her gün kalktım, pilatesimi yaptım, güzel şeyler yedim, detoks yaptım, en güzel yemekleri ben yedim. En güzel şeyleri ben yaptım. En güzel evde oturuyorum. En güzel arabam var. Daha sıkılmadı kimse bence. En güzel, en güzellerin içinde bulunduğunuz zaman valla büyük bir boşluk olur gibi. Ben bunu şuna benzetiyorum. Küçük bir metaforla bağlayayım. Şimdi renkler biliyorsunuz önemli hayatta. Bazı çalışmalara göre renkler de yok da bilimsel olarak orayı geçiyorum. İşin hani fizik tarafını geçeyim. Ama bir ana renkleri bir çarta koyup çevirdiğinizde hocam ne renk görüyorsunuz? Beyaz görüyorsunuz. İşte ben bu çokluğu böyle bir şeye yani pilates yapıyorum, detoks yapıyorum yani neyse mutluluk tanımınız bilmiyorum. En güzel arabam var, spor. En güzel evde oturuyorum, bahçem var, çocuklarım var. Hepsi MIT'yi bitirdi, hepsi astronot. Döndürüyorum, ailem çok güzel. Çevirdim bir çartı, bir çeviriyorsunuz bu renkleri. Bomboş bir beyazlıkla karşılaşıyorsunuz gibi geliyor. O yüzden çok da böyle mutluluk, biz ataleti yenmeyi konuştuk ama aşırı bir mutluluğu evinizin en güzel yerine koymak, onu bu kadar yüceltmek de ne kadar doğru? Tecrübeye bakın. Mutlu olduğunuz zamanlardan tamam güzel paylaşımlardır bunlar ama iş hayatında ya da normal hayattaki en büyük edinimleriniz en böyle zorlandığınız alanlar. Kasların mesela nasıl geliştiği çok net. Yırtılıyor hepsi ya, kanıyorlar. Hepsi kanıyor. Düşünün. Hocam yani, bu arada vakit acayip geçmiş. Birazdan Instagram bizi atacak. Tamam hocam. Biz şey yaptık bugün. Akışa geçtik. Toparlamış olalım. Yani evet. Atalet temel olarak sadece hareketsizlik değil, aynı harekette takılı kalmak da atalet aslında. Hmm. Dolayısıyla kariyerde sadece hareket etmeyenler değil de hareketini değiştiremeyen, hızını değiştiremeyenler de atalet içinde. Bir ana mesajlarımızdan bir tanesi oydu belki. Ve bunu yenmek için de bir şekilde bir anlam, hani kendimiz için daha değerli, yönelebileceğimiz bir anlamı hayatımızın içine sokmak gerekiyor gibi gözüküyor. Böyle bir iki cümleyle eklemek istediğim bir şey var mıdır? Doğru. Ama böyle bir dakikadan fazla vaktimiz olmayabilir. Tamam. Herkes o zaman kendi yedekleme planını kesin yapsın arkadaşlar. Yani bir kağıda yazalım, ben de yapacağım söz. Bir kağıda yazacağım, kendi yedek planımdaki Emre'nin nasıl olması gerektiğini yazacağım. Tanıtım konusunda da şeyi söyleyeyim son noktada. heyranalitik.com'dan beni takip edebilirsiniz. Mustafa Hoca zaten Acungil. Hani ben müsaadenizle onu da hızlıca söyleyeyim. YouTube kanalında bizim heyranalitik var. Orada Mustafa Hoca ile yayınlar var. Açık Beyin'de de sanırım koyuyorlar artık. Orada da var. Güzel bir sohbet oldu benim için de hocam. Böyle bir canlı yayın kazası olmadan şu arkamdaki şey devrilmeden öyle bir video da var. Güzelce bitirelim. Haftaya inşallah güzel bir konuyla tekrardan konuşuruz. Teşekkür ederiz tüm katılımcılarımıza ve size. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Hoşça kalın.